Selamlar arkadaşlar, ben Blue Baritone. Bugün birlikte New Star Manager oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Geçen bölümde Adana Demirspor'un kupada rakibimiz olduğu bilgisi geldi ama onun da maçımıza daha var nasıl olsa. Hatta şuradan hızlıca bir bakalım. Kadro kısmından yok, burası değil. Şöyle gelelim lig kısmından. Buradan bakalım bir genel sıralamaya. 15. haftada Alanya ile yapacağız. Onlarla 20. haftada maçımız var. Hem de o hafta bir de Elazığ ile maçımız olacak. Bu kupa maçının bizim sahamızda olması iyi. Tabi biz ilerleyip daha yüksek, mesela Şampiyonlar Ligi vesaire oralara gelecek hale gelirsek, Süper Lig'e falan çıkarsak süper olacak tabi de. Başarırsak kısmetse. Yine bu lig iyi, yine güzel gidiyoruz. Şimdi röportajımız var. Röportajda ilk 1-2 saniyede cevap verebilirsek eğer 2 tane ödül veriyor. Olmazsa başarılı cevap verirsek daha geç 1 tane ödül veriyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Gözlemcinizin adı ne? Akbaş olabilir. Evet. Çünkü ben genel olarak isimlere hep bakıyorum. Biliyorsunuz. Bunu da iyi bildik. 9 olmuş hemen. Bu da 2 ödül gelecek o zaman. Hemen bakıyoruz neler geldi. Bir kenar ekleme verir misin? Olmadı. İtiraz geldi ve takım konuşması. Güzel. Bu takım konuşmasına ihtiyacımız oluyor zaten. Takıma genel olarak enerji vermek için ihtiyacımız oluyor. Evet, şimdi direkt maç geldi. Ekstra bir şey çıkmadı. Bizim bu hedefleri yaptık. 2 maç var. Bu maçı ve bundan sonraki bölümdeki maçı bitirince yönetimden para ödülü de alırız. Güzel, biriktirelim. Çünkü sezon arasında yeniden bir transfer dönemi açılacak. O zaman ihtiyacımız olabilir takımı yenilerken. Bir de çalışanları değiştireceğiz. Ben yine arada göz atıyorum. Yine atalım. Şöyle bir genel olarak bakıyorum. 46, bunların yaşı yüksek. Mesela bunları ben 50 yapmak istiyorum. Ya da bendeki özel meslek kartlarıyla şu an neler var? Bakın fitness bir tane, altyapı ve gözlemci 2 tane. Yani fitness 49 bulursam, yaşı da biraz düşük. Altyapıyı 48, gözlemci 48 bulursam bana yarar. Mesela bakın fitness 48 var. Ben bunu alırsam, pardon 48 diyorum, o yaşı 46 var. Yani buna 4 tane daha lazım. Yaşı da çok ileri değil. Mesela burada var ama bununki de 40. Bana biraz daha yüksek lazım. Bunlar zamanla tabii ki yükseliyor biz yaptıkça. Ona uygun kişiler çıkabiliyor. Ama şu an için uygun değil. Altyapıya bakalım. Evet, buradan 48'i bulamamışız. Gözlemciden de 48'i henüz bulamamışız. Bunlar bekliyor. Bunları hep değiştireceğiz. Bunları yenilenme süresi içinde geliştirmeler yapacağız. Onları da halledeceğiz. Ondan sonra daha da güzel olacak inşallah. Bir de bunları geri bırakmamak gerekiyor. Şundan dolayı ben diyelim ki takımı gümüşle doldurdum. Ama benim buradaki altyapı antrenörüm kendisi bronz. Çıkaracağı oyuncular da bronz kalite oluyor. Yani 50'nin seviyenin altında. O yüzden bunları da geliştirelim ki bize sağlam kalite oyuncular çıkarsın. Zaten bize pahalı gelen oyuncuları ya sözleşme kağıdıyla uzatırız ya da satarız. Şimdi bu maçımıza çıkacağız. Başka hiçbir şey kalmadığına göre kadroya gidip kadromuzu kontrol edelim. Şunun 2 maçı var. Tedavi için bizim bir tane tedavi bulduk. Bir tane daha vardı elimizde ama şöyle bir bakayım. İkisi de bir enerji veriyor diyor. Şunu şöyle verelim. Bir enerjisini doldurduk. Hatta bu 3 enerji veriyormuş ama bu zaten 1'e düştü. Bir sonraki maç bu düzelmiş olur. Ondan sonra da artık yenisine bakacağız. Bu düzelmiş olur. Buna enerji içeceği veririz. Enerji içeceğimiz de var. Şurada 3'lük bir tane veririz. Eğer enerjisi dolmazsa, dolarsa bir birim. Şuradan 2'lik veririz falan. Tamam. Şimdi biz de seviye 10 olursak tabii yeni bir paket açarız. Güzel olur. Bazen oyuncu paketi geliyor çünkü içinden oyuncu çıkıyor. Bu da avantajımız oluyor. Neyse, bir maç daha bunu oynayamayacağız. Hızlıca bakalım. Kaleciler yerinde. Seviyesine göre koyalım. Gerçi Akarsu'yu yine yedekten alacağım ama Siyanov'u çekme durumum olursa Özek'i denemek istiyorum. Şimdilik böyle. Şu 5 maçı tamamlayana kadar ya da Özek sıkıntım var diyene kadar şimdilik onu rezervde tutuyorum. Savunmaya gelelim. Savunmaya hızlıca bakalım. Şimdi bizim geçen söylediğimiz olay oldu. Aydoğdu dışarıda dinlendi. Nalca dışarıda dinlendi. Aydoğdu'yu oyuna sokmama gerek kalmadığı için dinlendi. Bunlar güzel oldu. Ortası temizlendi. Şunu şuraya geri al. Nalca'yı da şuraya Özel'in yerine al. Bizim savunmanın soluna koyabileceğim Demirtaş var. Bunun enerjisi çok düşmüş. Ama sola koyacağım başka biri olmadığı için özeli değil. Yani burada Celal'i geride bekleteceğim. Burada bekleyecek. Mecbur kalırsam bunu oyuna katarım. Sağda da bu var. Ortaya oynatacağım. Yedek yok. Buradan ya bunu alacağım ya bunu. Şimdi 31, bu 44, bu kalsın diyorum. Şurada 33 zaten. Yalnız o ortanın yedeği sadece Demirtaş var. Yani buradan birine bir şey olursa Demirtaş'ı bu tarafa alıp bunun boşalttığı sola Celal'i çekmem gerekecek. Şimdilik öyle görünüyor. Orta sahaya dönelim. Şimdi bunlar yerinde gümüşler. 40 ve 42 var. Onların yerine geçecek seviyede biri yok. Şimdi durumu, pozisyona bakalım. Bunların hepsinin enerjisi yerinde. Sadece ortanın sağına mesela bu sefer Torun'u deneyebilirim. Aktun'a da mecbur kalmazsa dinlensin. Gol falan yersek ben bunu tekrar oyuna dahil ederim. Bu maçta bu da dinlensin istiyorum. Onun dışında bir bakayım. Hücumda da şu yedek duruyor ama bunun kenar eklemesini bulmadığımız için, yani bu orta saha özellik katamadım. Mecbur kalırsam pozisyonu olmamasına rağmen oyuna alacağım. O yüzden Şengül, sen bu şekilde gireceksin. Sana ekstra bir ara enerji kartı eklememiz lazım ama şu tekliği vereyim ben sana hatta. Bizim şu teklilerden de biraz çıkarsa, kenarda durursa iyi olur. Yani biraz enerji içeceği toplayalım. Şu kadar var ama harcıyoruz. Ama şimdi bu enerji içeceklerini böyle bizim antrenörlerden bir şeyler alamadığımızda yapmamız lazım. Ya da kendisi ödül olarak geldiği zamana bırakmalıyız. Burası hazır. Şimdi sıkıntısı olan var mı? Onlara bakalım. Yönetimle ilgili bir sıkıntı %50 üstünde yok. Gelişimde yok. Sözleşme tamam. Burası tamam. O zaman bunlar rahatça bu şekilde gidebilir. O zaman başka da bir şey olmadığına göre doğrudan maça geçiyoruz bu maçta. Eskişehir Kulübü'nün mali durum yönetimiyle ilgili lig yetkililerinin falan filan bir bilgi geçti ama hızlı geçti. Evet, Alanya 14. sıradaymış. Hadi bakalım, bu maçı da alırız inşallah. Şöyle başlatalım. Onayladık. Formalara bakalım. Şöyle siz yeşil olun, biz de şöyle turkuaz olalım ki karıştırmayalım. Evet, haydi bakalım. İkinci ligi de yavaş yavaş geçmeyi başarırsak, sonra da Süper Lig'de işte belli bir dereceye ulaşıp hatta Türkiye Kupası'nı alabilirsek sonraki tur Avrupa Kupası falan belki olur. İyi olur. Şampiyon da olursak mesela o ikinci sezonumuzda belki ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne falan katılırız. Hoş olur. Evet, şimdi başlayacağız. Yine her zamanki gibi şöyle biraz çalışkanlık ve hücumla başlatıyorum. Hemen bir serbest vuruş kazandık. Güzel oldu. Şimdi şöyle bir geç bakalım. Şuradan seni şöyle koştursam, şuraya da bıraksam. Harika. Şu pozisyon aslında iyi. Şuradan biraz da sert vurursam. Oo. Yakalayabilir miyiz? Hemen şöyle gel. Önüne geç. Önüne geç. Hop, yakaladım. Tamam. Son anda şuraya yolla. Şu pozisyon. Eyvah. Buraya bırak. Tam da kayıyordu. Şuradan içeri. Harika. Şuradan bir havalandıracağım bu sefer. Bakayım yapabilecek miyim? Güzel, yakaladık. Şuradan şöyle de kafayla biraz sert vuruş diyeceğim. Hop. Şöyle de, eyvah, yakaladı. Şurası boş, yolla hemen. Önü de boş, yolla. Geri bırak. Şöyle geri bırak. Bu taraf açıldı biraz. Oyunun gidişatını değiştirdik, yönünü. Dön bakayım şöyle. Şimdi bu bana dönük. Şu tarafa bırakayım ben bunu. Harika. Penaltıda yakalayabilirim belki. Şu açıdan atabilir miyim acaba? Şuradan biraz sertçe de vurursam. Evet, güzel. Biraz zorladı Alanya beni burada ama daha güçlü oyuncular buldum da daha rahat olacak. Şunu düşür şimdi hücumu. Dengeli de gidelim biraz. Dengesiz bir müdahale. Doğu kasti faul yaptı. Sarı kartı yedi. Biraz böyle gidelim. Çalışkanlığı düşürürüm olmazsa sonradan. Evet. Top bizde şu an. Bir gol atabilirsem çalışkanlığı da düşürürüm. Şu tarafa bırak. Tamam, önü boş, koş biraz. Şöyle Taşı topu, taşı. Tamam, şunun önü boş aslında ama bu biraz böyle gelsin. Şuraya at. Tamam, şunun önü boş şimdi, harika. Birazcık gidebiliriz. Eyvah, topu kaptırdık da yakalayabilir miyim? Kaçırdık. Bir hakkımı kullanayım şuradan. Ekstra deneyim veriyor gerçi ama olsun. Şuradan aldık tekrar. Çünkü buradan yakalarsam enerjiden kazanacağım. Şöyle de bırak diyelim. Dönebilir miyim? Dönemedim ama topu kaptık burada. Yani serbest vuruş kazandık. Doğrudan serbest vuruştan atış yapsam çok uzak ya. Buradan deneyebilirim ama uzak. Deneyelim. Hadi bu sefer böyle olsun. Şöyle biraz şu taraftan falso vereyim. Şöyle. Ama güzel yakaladık. Tut onu. Şöyle de çevir tekrar. Ama güzel attım. Kaleci tutamadı. Şimdi şuradan hafif döneyim arkamı. Belki penaltı yakalarım. Yok, kaçırdım. Tutayım bu sefer de bu tarafa döneyim dedim. Ama yakaladım tekrar. Şu tarafa bırak. Harika. Şuradan da geri bırakırsam. Döndürürsem şöyle. Evet, güzel bir pozisyon daha. Atabilir miyiz? Harika. Çalışkanlığı da çekelim aşağı şimdi. Çok yorulmasınlar. Eğer bir gol daha bulursam zaten savunmaya çekerim. Hiç kontra atağa gerek de kalmayacak. Harika, bu sefer biraz da önde yakalamışız. Biraz da serbest, önüm boş. Koş 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 koş. Şurası harika bak. Şu pozisyon harika. Şu offside'den kurtarayım diye yaptım. Sanırım şu an kurtardım. Şuraya at diyelim. Ama arkadan yakaladık. Fakat güzel bir pozisyon yakaladım. Şuradan direkt vurursam. Hafif falso da verdim ama dışarı vurduk. Güzel attıydık ama. O golü bulsaydım savunmaya çekmiştim şu an. Şuradan. Şimdi kontra da yapmıyorum. Dengeli gidiyorum. Hemen öyle arkan boş. Bir geç bakayım. Hop. Şimdi offside yok. Adam burada. Şöyle atabilirim. Sen şöyle devam et. Aynen. Bakın çok güzel yakaladım. Biraz da böyle gel. Şuradan hafif falso verirsem direğe doğru ayarlayıp. Evet, aynen. Çok güzel oldu. Şimdi savunmaya da alabilirim artık. Tamam. Buradan fazla enerjiye de gerek yok. İkinci yarı bir 60. dakikaya kadar yine böyle sakin giderse çalışkanlığı bir kere daha düşürebilirim. Hiç yormama gerek yok. Maç sonuna doğru da kimleri alacaksam onları alırım. Evet, o bir kaleye yaklaştı ama bizimki engelledi. O zaman çalışkanlığı düşürmeyelim. Sadece kime ne yaparız bir bakalım şimdi şöyle. Gündüz'ü almayacağız. Aktun'a bekleyecek. Dalman bir yere gerekirse orta sahada değişiklik atabilirim aslında ama şimdi aslında ben bunu buraya alsam Akçatepe yerine şöyle de kaydırsam sağa yakın olsa, ondan sonra Özey'i de kaleciye alıp onu da deneyelim bu maçta. Tam onun dışında da diğerleri de beklesin maç sonuna. Bu arada ben bunu almışım da şeyi alacaktım buraya, çaylağı alacaktım. Neyse, en azından Özek'te hem sıkıntı ediyorsa etmemiş olur. Hem de onun ilk maçına çıkmış olur. Diğerinde hücumda bakayım ne değiştirebiliriz. Değiştiremiyoruz. Savunmada ne yaparız? Şu dursun. Sağda ve solda var. Gerçi onu ortaya çekebilirim. Ortaya da alabilirim de sağda Başar alabilirim. Sağda Başar'ı alalım. Artık bütün haklarımı bitirdim. Gerekirse de artık ne yapalım? 10 kişiyle devam edeceğiz mecbur kalırsak. Evet, şimdi savunmada da 3-0'da güzel gidiyor. Bu şekilde maçı korumaya çalışıyorum. Enerjimiz de 70'e yeni indi. Maç bitmek üzere. Ve istediğimiz gibi oldu. Savunmada koruya gittik. Tabi pozisyon bulamıyorsunuz bu savunmaya aldıkça ya da çalışkanlığı ne kadar düşürürseniz. Pozisyon bulma ihtimaliniz o kadar azalıyor tabii ki. Ve de kaleye de yakın başlama ihtimaliniz oluyor savunmaya aldıkça. Ama olsun, biz durumumuza göre yaptık. Güzel oldu. İlk maçında galip gelmek güzel dedi Özek. Yaptığım hat-trick'i taraftarlarımıza adıyorum diyor Şengül. Evet, Akbay iyi bir performans sergiledi. Akçatepe bugün 6 pas yaptı. Şengül müthiş oynadı. Tamam, güzel. Şengül Alanya maçında inanılmaz bir hat-trick yaptı. Bu sezonki toplam gol sayısı 4 maçta 7 gole çıktı. Evet, harika. 3-0 aldık. Bugünkü maçımızı da fark 9'a çıktı. İkinci ligde güzel gidiyoruz. Zaten çıkacaklar arasına geldiğimizde. Hatta burası playoff aslında maçı yapılmalı ama mesela şu ilk ikisi hariç mi artık, her neyse bir şekilde olması lazım ama burada yok galiba playoff olayı. Bunları direkt çıkıyor diye göstermişler sanırım. Tamam, puanımız da güzel. Evet. Şimdi şöyle bir oyun hatası vardı. Bakalım o, bilmiyorum, ben oyun hatası diyorum ama şurası %100 olduktan sonra bir taşma olup tekrar en dibe %0'a 1'e falan düşüyordu. Öyle bir şey devam ediyor mu yoksa düzeltildi mi hiç bilmiyorum. Varsa o bir kötü oluyor tabii. O kadar iyiyken birdenbire kötü olmak. Tamam, burada şey de iyi. Sponsorlarla aramız da iyi. Güzel. Bu deplasman maçıydı sanırım çünkü fazla gelirimiz olmadı. Evet, şimdi buradan ne alacağız? Bakın, altyapı oyuncusu kartı alabilirim. Ama bronz gelecek. Olsun, bir tane fazla oyuncumuz olsun. Sonuçta birilerinin yerine biri lazım. Mesela hücuma yedek çıkarsa güzel olur. Zaten beğenmediklerimizi sonra sezon transfer zamanı birini satacağımız için işimize en yaramayanı satarız. Enerjici alabiliriz, fitness alırız. Ben şu altyapıdan oyuncuyu alayım. Zaten yakında şu adamı değiştirdiğim zaman buradan gümüş de çıkarmaya çalışacağım kısmetse. Evet, kızıl geldi. Çaylak 25 seviye. Savunmanın solu. Tabi bunun çaylaklığını bitirmemiz gerekecek. O ayrı. Evet, onun dışında bütün bilgileri çelişki gelmiş bir tane. Yine çelişkide biliyorsunuz 2 tane seçenekten birini seçiyorsunuz. Size bir ödül geliyor ama diğerinden vazgeçiyorsunuz. Bunları da tabii ki bir sonraki bölümde yapacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.